Merhaba şu açı hoş geldiniz bugün yeni bir video yeni karşınızdayım bugün kategori 3 gelmesi gereken 15 karakterden bahsedeceğim lafı hiç uzatmadan hemen videoya giriyorum bir Scarlet Witch Scarlet Witch'e kesinlikle kategori 3 gelmesi gerekiyor e, kategori 2 şeklinde oyunun en iyileri arasında yeni gelen kostümüyle Ankara Avengers kostümüyle yine biraz daha iyi bir karakter oldu zaten çok iyiydi ve daha da iyi bir karakter oldu çok güzel bir kostüm geldi e, Infinity War'da yine güzel bir kostüm ama Ankara Avengers kostümüyle yine iyi ama artık kaategori düşte gelmesi lazım Scarlet Witch'e ve Scarlet Witch'ten artık kurtulmamız lazım. Bir şekilde artık kategori 3 özelliği gelsin ve Scarlet Witch de bu şekilde aradan çıkaralım diye düşünüyorum ben. Ee, güzel bir karakter, PVP'de güzel bir karakter. Üstün başman parçalayan en iyi karakterlerden bir tanesi. Evanimav'da çok e, kullanışlı otorite tipiyle 50. 55. katlara kadar gelebiliyorsunuz. O yüzden çok iyi bir karakter Scarlet Witch. Ve kategori 3 gelmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Ee, devam edelim listeye Hulk'la. Hulk orijinal Avengers üyelerinden bir tanesi işte. Kaptan Amerika'ya ayrı manatora geldi ve Hulk'a da gelmesi gerekiyor. Önümüzdeki Marvel Sinema ve filmlerinde dizilerinde yine e, iyi bir karakter olacak. Hulk ön plana çıkması gerektiğini düşünüyorum artık ve bir şekilde kategori 3'ün gelmesini <laughs> ...gelmesi gerektiğini düşünüyorum. Hulka bu şekilde hızlı bir şekilde devam edeyim. Fazla lafı uzatmıyorum. E, uzatmayalım yani. E, şöyle bakayım. E, gözümden kaçmasın hiçbir. E, sonra geri dönmeyelim. Silver Surfer. Silver Surfer güzel bir karakter. PVP'de güzel bir karakter. Üstün başmana çok tercih etmiyoruz. Galactus'a çok tercih etmiyoruz. E, onun haricinde skorda gün yok. Daha çok PVP odaklı bir karakter. Tabii ki Shadowmant'ta e, ekipman olmadan çok yüksek kadalı kesebilecek bir karakter. O yüzden de hasarı da muazzam bir karakter. Ama kategori 3'ün gelmesi gerekiyor ve Artık yani karakterin adam akıllı oturması gerekiyor. Biraz yani yarım bir karakter. Yani gerçekten e, CTP takmaya çekiniyorum Silver Surfer'a. O yüzden bir kategori 3 ile Silver Surfer'ın e, böyle tam oturmasını istiyorum. O yüzden Silver Surfer'a da bir kostüm gelmesi de kategori 3 gelmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu şekilde e, listeye hemen devam edelim. Lafı hiç uzatmayalım. Bunu tekrar söylüyorum bir daha söylemeyeceğim. E, şöyle bakalım kimler var. Hiçbirini gözümüzden kaçırmadan şöyle e, aşağıya doğru. Minerva. Minerva da yine e, kaderi 3 gelmesi gereken karakterlerden bir tanesi. Tabii ki yeni bir güncelleme ile işte bir kostüm falan gelmesi gerekiyor. E, Minervaya kostüm geldi falan diyeceksiniz ama e, Minerva da başka karakter de olabilir. Buna daha sonra değineceğim. Minerva yeniden gelmesi gerekiyor. Bundan biraz bahsedeyim. E, Minerva skorcu bir karakter. E, eğer elinizde Victorius yoksa skorcu bir karakter olarak Minerva'yı kullanabiliyorsunuz. Yani en azından kullanabiliyorsunuz bunu söyleyeyim. E, kostüm gelmese bile işte bir güncellemeyle bile araya bir karikatür sıkıştırılabilir. Neden? Çünkü İttifak tabi süper modda 3.5 milyon skor atabilmesi için hem de işte hiç para yatırmadan oynayan oyuncular için oldukça iyi bir karakter olur. Minerva skor için. Zaten ilk hafta artık neredeyse fulleniyor. İşte Thanos var, Luna var, Kaplan Marvel var, Doctor Strange var, Namor var, Cyclops var. Neredeyse skoru fullleyebiliyorsunuz. Çok sağlam bir hesabınız varsa. Yani artık diğer haftanın da biraz böyle ee, şeye ihtiyacı var yani yeniliğe ihtiyacı var. Yani e, ikinci haftada skoru fullemek imkansız gerçekten. O yüzden o karakterlerin artık 3,5 milyon barajını geçmesi lazım diye düşünüyorum ben. Ve da bunun için gayet güzel, ideal bir aday diyebilirim. Ve Bakalım şöyle kim varmış listemizde yine e, aşağıya doğru görelim. E, çok sevdiğim karakterleri de aldım listeye. Bundan biraz bahsedeceğim. E, şu anda e, kaçırmadım. Ha Black Widow. Black Widow'a da kategori 3 gelmesi gerekiyor. yani Hulk'a söylemiştik. Black Widow'a neden kategori 3 gelmesi gerekiyor? Ve geleceği de zaten çok net gibi diyebilirim. Yani net olabilir. E, biliyorsunuz Black Widow'un filmi gelecek. O yüzden kategori 3 gelebilir. Kostümü, Infinity War kostümü, Endgame kostümü oldukça iyi. Kullanışı güzel bir karakter. Eee... E, biliyorsunuz Marvel sinema evreninde öldü artık ama yeni filmiyle yine güzel bir hikayesini izleyeceğiz. E, ama güzel bir karakter kesinlikle. Kategori 3 gelirse yine kullanışlı bir karakteri olur. Shadow Hunt'ta güzel bir karakter. İttifak Fethi'nde güzel bir karakter. Kullanışlı bir karakter. Kostümle birlikte artık Nerede işimize yarayacağını göreceğiz. Güzel olabilir. E, filminde nasıl bir yanıltma olabilir? İşte Test Master olacak biliyorsunuz. E, filmin kötüsü. E, belki o oyuna eklendiği zaman kategori 3 gelebilir. Black Widow'a gelmeyebilir diye düşünüyorum ama filmin kahramanla değil de işte süper kötüye kategori 3 gelir mi diye düşününce işte biraz böyle bir soru işareti oluyor kafamda. Ama Black Widow'a da öyle bir şey yani öyle böyle kategori 3 gelmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu şekilde. Şimdi hemen listeye devam edelim. Ee, söylemeyeceğim. ondan sonra değinirim. Black Bolt. Black Bolt'a Katero 3 gelmesini istiyorum. Neden? Bundan biraz bahsedeyim. Biliyorsunuz çizgi romanlarda okuyan okumayan varsa Illuminati diye bir topluluk var ve bu topluluğun belli başlı üyeleri var. Bunlar işte Iron Man, Mr. Fantastic, Namor, Black Bolt, daha sonra işte Profesör Xavier veya bir de kim vardı? Bir kişi daha vardı. Unuttu. Kim vardı ya? Şöyle bir bakayım. Karakterlerime nasıl unuttum ya? 6 tane karakter olması lazım. İşte Doctor Strange dedik, e, başka kim dedik? Iron Man dedik. Daha sonra işte Black Panther dedik. Ha, Black Panther demek değil mi? Black Panther var. Ve işte Black Panther'in, Iron Man'in, Doctor Strange'in, Namor'un şu anda hali hazırda kategori 3'ü var. Bu özelliği var. Oyunda Profesör X'e 1 olmadığı için bunu listeye alamıyorum. Ama Black Bolt'un da yine bir kategori ortalığı şenlendirmesi lazım diye düşünüyorum. Evrensel bir karakter, kahraman bir karakter, güzel bir karakter. O yüzden Illuminati ekibinin de yine artık kesinlikle tamamlanmasını düşünüyorum. 5. bir Illuminati üyesi Black Bolt. Yine güçlü bir karakter kesinlikle çizgi romanlarda özellikle işte ve Atilla'nın biliyorsunuz kralı. Güzel bir karakter kategori 3 gelirse işte Galactus kaçabilir, üstün başmanla kullanışı bir karakter olabilir. Ee, PVP'de yine güzel bir karakter yapabilirler. Yani yenilik getirebilirler. Tek eksiği ne olur işte. İttifak savaşı süper mod olabilir ama şöyle bir şey var. Ee, Captain Marvel şu anda 2 haftanın da 2 haftada da günü olduğu için oldukça iyi bir karakter. Yani Captain Marvel'ın önüne geçemeyeceğini düşünüyorum ama diğer oyun modlarında kullanışlı bir karakter olacaktır. Black Bolt. Ee, hemen devam edelim yine şöyle bakalım listemizde kim varmış? Hela. E, bildiğiniz gibi süper kötü kadın günü var. İttifak Savaşı süper modda ve Hela da yine çizgi romanlarda işte Marvel Sinema evreninde oldukça iyi bir karakterdi. Güzel bir karakterdi. E, eğer bir kategori 3 gelirse İttifak Savaşı süper mod gününü alabilir. Evet alabilir. E, biliyorsunuz şimdi e, şöyle bir İttifak Savaşı süper modu geleyim hemen hızlı bir şekilde e, bakmam gerekiyor. Şöyle arenaya gelelim. İttifak Savaşı'na gelelim. Ve e, şöyle e, heh, şuradan Bakalım süper kötü kadın günü var. Burada bir skor günü olabilir. İşte bir diğer hafta geçelim şöyle hızlı bir şekilde. Ee, evrensel kahraman, dövüşçü kahraman, ışın erkek günü var. Evrensel süper kötü Evrensel süper kötü günü var pardon konuşamadım. Ee, gördüğünüz gibi her eğer kategori yürüyüş gelirse hafta 2 gününde alabilir. Tabii ki kostümle ve işte yeni bir kostüm gelebilir. Yeni bir kategori 3 ile birlikte skorun e, skorunun muazzam bir şekilde artması lazım. Özellikle hasarının artması lazım. Ve bu şekilde hele işte şu klon çıkarma skillinden kurtulması lazım. Aşım CTP'yi çöpe atmamız lazım ve Hela'yı hasarcı ve skorcu bir karakter yapmamız lazım. Hela da yine çok güzel süper kötülerden bir tanesi. İşte oyuna işte böyle süper kötüler eksikti biliyorsunuz ve Hela'dan sonra ve yani Hela'dan işte Thor Ragnarok'tan sonra süper kötüler biraz daha böyle çoğalmaya başladı ve bu ee, serinin en başı Hela'ydı diyebilirim. Hela Cosmo'la birlikte kullanışlı bir karakter olmuştu ve güzel bir karakter. Kategori 3 gelirse ittifak şöyle, süper modda 2 haftada da günü olur. Ee, gördüğünüz gibi Urus'unu işte falan hiç iyisi olsun üstüne düşmemişim. Ama eğer bir kategori 3 gelirse kesinlikle kategori 3 yaparım diye düşünüyorum Hela'yı. Loki. Loki de yeni güzel bir karakter Loki'ye de gelebilir. Loki'nin biliyorsunuz dizisi gelecek. O yüzden kategori 3 gelmesi yani mantıklı. Nasıl bir dizi olur bilmiyorum emin değilim. E, şu an çok da bir teori üretmeyeceğim. O yüzden bir şey demeyeyim. İşte Urus'unu öyle böyle dizmişiz. Yesenekleri falan fulllemişiz. ISO 8'de öyle böyle dizmişiz. Ve Ashim CTP, kostüm desansı de falan. E, yeni bir kostüm gelebilir. İşte en son biliyorsunuz klasik kostüm gelmişti. Ama bu da yani... Yani... Niye geldik? ki? Yani bunu çok tüzemedim. Gerek yoktu. Var mıydı böyle bir değişik bir kostüme? yoktu. Ama tabii ki Thor Ragnarok kostümünü kullanıyoruz biliyorsunuz. Thor Ragnarok kostümü yine oldukça iyi. Shadow da güzel bir karakter. İttifak Fethi'nde yine güzel bir karakter Loki. Yani yeni bir kategori oyunun en iyileri arasına girer mi? Girmez ama yine iyi karakterler arasında, kullanışlı karakterler arasına girer Loki. Ee, yani Avengers düşmanlarından da olduğunu düşünürsek, Avengers 1'in düşmanı olduğunu düşünürsek gelmesi yani mümkün gelebilir diye düşünüyorum ben Loki'ye. Şimdi devam edelim Ultron'la. Ultron'da Avengers'ın Güzel düşmanlarından bir tanesi, güçlü düşmanlarından bir tanesi. Her ne kadar sinema evreninde çok güçlü olmasa da çizgi romanlarda gerçekten kök söktüren bir karakter. Kategori 3 gelebilir. İşte zaman, Ultron PM geldi zamanında çok bekleneni veremedi ama Ultron'a bir kostüm verirse bekleneni vereceğini düşünüyorum. Farklı farklı kostümleri var işte dövüşçüye, çeviye, işine fazla hasar veren 3 tane kostüm var. daha çok işte Shadowland kullanıyoruz. İşte 1 ile 10 arasında gösterdim size. E, kullanılabilecek güzel bir alternatif karakter Ultron ama ya hiç öncelikli bir karakter değil. Ama kostümle birlikte güzel bir çizgi kostüm ve kategori 3 ile birlikte güzel bir karakter olabilir. Yani işte ittifak fesinde çok iyi bir karakter olabilir veya üstün başman kesebilir. Ee, onun haricinde e, skor günü, evrensel süper kötü gününde evet kullanılabilir. Ama ikinci haftada, diğer haftada kullanılabilir kullanılamaz. Yani güzel bir ayar getirmeleri lazım. Ultron'a çok iyi bir karakter çünkü. Ben böyle düşünüyorum. Ultron da güzel bir karakter olabilir. Kategori 3 için. Ve Odin. Odin yine güzel bir karakter. Odin'e kategori 3 gelmesi gerektiğini düşünüyorum. Güzel bir kostüm gelirse PvP'de özellikle çok iyi bir karakter olacaktır. Yani skor günü olmaz tahminen. Üstün başmanlı kullanışlı bir karakter olabilir. Galactus kesebilir. Güzel bir karakter olabilir. Odin e, şu anda kasmadım bile. Yani çok malzeme istiyor ve bu malzemeyi vermeye dayanamıyorum. Yani dayanamam büyük ihtimalle. O yüzden Odin'i kasmadım. Ama kategori 3 gelirse PvP'nin en ileri arasına girer. Eskiden de zaten iyi, en iyiler arasındaydı Odin ama yani oyunun ilerledi tabii ki bazı karakterler geri planına kalıyor. O ne de bir kategori 3 gelmesi gerekiyor diye düşünüyorum ben. Şimdi böyle bakalım aşağıya doğru ve Nova. Nova yine güzel bir karakter. Nova'ya da kategori 3 gelmesi gerektiğini düşünüyorum. Yeni bir kostüm olabilir ve yani bir şekilde eski yerine kavuşması gerekiyor. Nova, antiman man Blue Marble geldiği zamanlarda oyunun gerçekten rengi değişmişti ve güzel karakterler olmuşlardı. Şimdi Nova PvP'de çok iyi bir karakter. Otoritesi tipinin gerçekten muazzam gittiği bir karakter. Güzel bir karakter. Eğer ki bir kategori 3 gelirse, gördüğünüz gibi... Yani laboratuvardan bir şekilde biyometrini toplayıp öyle böyle ben bunu yaparım herhalde bir sene içinde. Ee, güzel bir karakter kesinlikle. Kullanan PvP'de işte zaman savaşında güzel bir karakter. Özellikle yesneklerinde biliyorsunuz. ikinci skillinde hedeflemeyi yoksa etkisini açmış düşmanlara saldırmayı sağlar özelliği var. Bu da PvP'de e, Nova'yı oldukça iyi bir karakter yapıyor. Özellikle ittifak ve zaman savaşında otorite e tipiyle çok iyi oluyor. İşte bu dediğim iframe mevzusu Nova'ya sökmüyor. <laughs> öyle söyleyeyim. Ve Nova'ya bir kategori 3 ise yine PvP'nin en ileri arasına girecektir. Ve Victorious tabii ki. Victorious'un da biliyorsunuz haftada 2 günü var. Eğer Thanos kullanmak istemiyorsanız Victorious var ama 3.5 milyon skoru kolay kolay atamıyor. Hatta atamıyor. Daha atanı görmedim ben. Belki 60 yardır bilmiyorum ama bir kategori 3 gelirse artık Thanos'u ittifak savaşı süper modda kullanma derdinden vazgeçeriz ve Victorious'u kullanırız. İşte Thanos'u kullanınca diğer haftanın işte böyle şey diğer hafta eksik kalıyor. Orada skor atamıyorsunuz ama Victorious'a bir kategori 3 gelirse 2 haftada da Victorious'u kullanabiliriz ve 2 haftada da 3.5 milyon skor e, skor atabilmesi yine Victorious oyunun en iyi PvE'cilerinden bir tanesi yapar. Victorious güzel bir karakter, yine skor atan bir karakter ama kesinlikle bir kategori 3'e ihtiyacı var. Şimdi hemen devam edelim şöyle. Kime kimle devam edelim? Bakalım aşağıya doğru. Ghost Rider, Ghost Rider yine biliyorsunuz e, işte Eski filmlerden bir tanesi biliyorsunuz Ghost Rider'ın filmi var. Eskilerde Marvel Sinem Evreni'nden daha önce ve çok güzel filmlerdir. Çok güzel filmdi. Bir tanem vardı veya daha fazla vardı hatırlamıyorum ama ilk filmini hatırlıyorum daha doğrusu. Yani şimdi yalan söylemeyeyim hatırlamıyorum. ikinci film var mıydı yok muydu? Güzel bir karakter. E, çizgi romanlarda işte Cosmic Ghost Rider diye bir mevzu falan var. E, tabii ki bu Punisher falan. Neyse bunlara fazla girmeyeceğim. Ama Ghost Rider yine güzel bir karakter. E, mükemmel bir karakter. Kesinlikle oyunda geri kalmış bir karakter. Ifame'i falan çok yok. Ifame yok hatta bu karakterin. E, ama güzel bir kategori 3'le ve kostümle güzel bir yere kavuşacaktır. Robire esplan neredeyse Ghost Rider'dan daha iyi ve Ghost Rider'ın kesinlikle bir kategori 3'e ve kostüme ihtiyacı var. Ee, onun haricinde şöyle devam edelim. Yani lafı uzatmayalım. Eksik kim kaldı bakıyorum böyle ama <laughs> söylemediğim birisi var mı diye. Aşağıya doğru gidelim böyle. <laughs> Ee, söylemediğimiz karakter kalmasın diyorum istiyorum atlamayalım hiçbirini ama bir iki karakter sanırım atladım neyse şöyle devam edeyim Dr. Doom Dr. Doom yine çok iyi karakter yani oldukça iyi bir karakter kategori 3'e ihtiyacı var ee, güzel bir süper kötü yani köklü bir süper kötü Fantastik Lord'un bir Eee süper işte düşmanı ve ya güzel bir karakter çizgi romanlarda sevilen bir karakter kategori 3 gelirse pvp'de yine çok çok iyi bir karakter olabilir zaten şu anda kullanışlı bir karakter pvp'de ama kategori 3'e de ihtiyacı var 60 seviye çok bir işe yaramaz da 70 seviye işe yarıyor madem 70 seviye yapacağız kategori 3'te yapabiliriz diye düşünüyorum daktı duğumu bu şekilde. Şimdi söylemediğim kim kaldı diye bakıyorum. Hera'yı söyledik, Loki söyledik, Victor söyledik, Scarlet Witch söyledik, Doctor Doom söyledik, Nova, Odin, Ghost Rider, Ultron, Black Bolt, Silver Surfer, Black Widow, Hulk'u söyledik. Kaldı. Kaç karakterim? İki karakterim kaldı. Bunlardan bir tanesi de kim? Elektro. Elektro yine biliyorsunuz skorcu bir karakter ama 3.5 milyon atamayan bir karakter. Elektro'yu umarım bugün bulacağım. burada. Ee, spider man süper bir tanesi. Hali hazırda çevik süper kötü skora atan karakter biliyorsunuz o Elektro. Tabii ki paralı bir karakter olması sıkıntılı ama e, Elektro'nuz yoksa koru atlatıyorsunuz. atıyorsunuz. Yani koru altı da kategori 3 getirilmeyeceğini düşünüyorum. Ama Elektro'ya güzel, güzel bir kostüm gelirse e, Elektro kesinlikle 3.5 milyon skor atan bir karakter olabilir. Artık ikinci haftaya da karakter getirmeleri lazım. İşte Hela dediğim gibi olur. işte Victorious olur. Minerva olur. Korat olur. Ya yani Korat olmaz tabi. Elektro olur. Bunlar gelmeli ki artık ikinci haftada böyle yavaştan fullenmesi lazım. Skorun diye düşünüyorum. Hatta skora da yeni bir sistem gelmesi gerektiğini düşünüyorum. Buna daha sonraki filmlerde devam ederim. bir tane daha karakter kaldı. Sanırım atladım. Şöyle bakayım. Atlamadım hiçbir karakteri. E gözümden kaçtı tahminen. Heh burada. Falcon. Falcon'da biliyorsunuz dizisi gelecek Vintage Soldier birlikte. Winter Soldier'a çok kostüm gel e, kategori 3 geleceğini düşünmüyorum. Gele de Bununla çok net bir şey söylemeyeyim. Çünkü kostümü oldukça iyi bir karakter. Ama Falcon'un iyi bir kostümü yok. İşte Marvel Legacy kostüm var. Ama bu da çok çok iyi değil. E, Falcon'un yeni bir kostümle, yeni bir kategori 3 ile oyunun en iyileri arasına girme, yani gireceğini düşünmesem de yine çok güçlü bir karakter olabilirdi. Yani yapabilirler bunu bir şekilde. İşte karakteri kasmadık diye işte ne bileyim Uru dizmedik yeteneklerini geliştirmedik ISO 8 üzerine fazla bakmamışız Ekipman takmamışız tahminen Yani bir, <laughs> bu ne ya Zehir hasarlı falan takmışım yani düşünün Oyunda ilk aldığım zamanında oyunu bilmediğim zamanlarda Taktığım bir ekipmanı öyle düşünün Yani Falcon'un üzerine hiç düşmemişim Kesinlikle bir e, kostüme Yeni bir kostüme yeni bir kategori 3'e ihtiyacı var Dizisi en olan e, Karakterlerden bir tanesi o yüzden Gelebilir diye düşünüyorum ben Falcon'a kategori 3. Bu şekilde 15 tane karakter söyleyelim. Tekrardan söyleyelim. Hulk, Silver Surfer, Black Widow, Black Bolt, Ultron, Ghost Rider, Odin, Nova, Doctor Doom, Falcon, Scarlet Witch, Hela, Loki, Victorious ve Elektra. Bir de Minerva söylemiştik sanırım. Eee... Söylemediğim birkaç karakter var işte Punisher, Dormammu gibi karakterler. Ya bunlar da gelebilir ama ben bu 15 karakteri biraz da ön planda tutuyorum diyeyim. Ee, yani bu şekilde evet. E biliyorsunuz artık Aralık ayında da yeni bir güncelleme muhakkak gelecektir ve yeni bir karakter 3 gelecektir. Bakalım kim gelecek? Buna bakacağız. Bu şekilde ben videoyu bitirmiş oldum. Siz hangi kategori istiyorsanız yorumlarda muhakkak belirtmeyi unutmayın. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, ya, yorum yapmayı muhakkak unutmayın. Kanalda hala abone değilseniz abone olabilirsiniz ve beni izlediğiniz için gerçekten çok teşekkür ediyorum ve görüşmek üzere.